Evet, değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz, ben Arafat Yılmaz. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Sizler için güzel bir program hazırlamaya çalışacağım. Ama her zaman olduğu gibi neredeyiz? Bugün yine Ulusu Barajı'ndayız ve Ulusu Barajı'ndaki son gelişmeleri bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında Ulusu Barajı'nda yeni gelişmeler var ve bu gelişmeler birincisi su seviyesinin tekrar kış aylarında yükselmesidir. İkincisi, neden su seviyesi düştü ve Hasankeyf'teki Küçük Saray'ı neden su alıyor? Bugün bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz de programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi siz de YouTube kanalımıza abone olun ve ilk bilen siz olun diyorum. Programımız başlıyor. Evet arkadaşlar, sonunda yine Ulusu Barajı'na vardık ve şu anda bulunduğumuz nokta Ulusu Barajı'ndaki tribünlerin önündeyiz. Ulusu Barajı'nda daha önce birçok kez bahsettik. Buradan hatta görüntüleri de sizlerle paylaştık. 6 tane tribün olduğunu söyledik ve bu 6 tribünden şu anda 5'i devrede, sadece bir tanesi kalmış. O da yıl sonuna doğru, yani bir ay sonra, yaklaşık bir ay sonra o da devreye girecek. Ulusu Barajı'nın biraz geçmişine gidelim. Biliyorsunuz 19 Mayıs 2020 tarihinde birinci tribünün devreye girdiğinde o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telekonferans yoluyla açılışa katılmıştı. O dönem birinci tribün devreye girmişti ve şu an yaklaşık 6-7 ay geçmesine rağmen 5. tribün de şu an devrede ve son kalan bir tribün. Biraz da Ulusu Barajı'nın farklı noktalarına gitmek istiyorum ve farklı bilgiler aktarmak istiyorum. Çünkü Ulusu Barajı'nda gerçekten şu anda su seviyesi çok hızlı bir şekilde düşüştedir. Yani boşaltma durumuna gelmiş. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bunun bir de nedeni vardır. Bu nedenini de birazdan videomuzun devamında sizlerle paylaşacağım. Kameracı arkadaşından rica etsem, şöyle arkamda gördüğünüz gibi bu 3 tane tünel var. Bu tünellerden şu anda normalinden fazla, yani %100 su bırakıldığını ve bu su Irak Cizre tarafına aktığını görüyoruz. Gerçekten fazla su bırakılıyor şu anda. Bu suyun bırakma nedenini de dediğim gibi birazdan videomuzun devamında izleyeceksiniz. Acaba nedendir su bu kadar inip boşaltılıyor Ulusu Barajı? Onu sizlerle paylaşacağım. Programımız devam ediyor. Evet arkadaşlar, şu anda da Dicle Nehri kenarındayız. Ulusu Barajı'nın yapıldığı yerde şu anda gördüğünüz su, burası Dicle Nehri. Peki Dicle Nehri nerededir ve Ulusu Barajı nerede yapılmış? Dicle Nehri'nin konumu nasıldır? Biraz ondan bahsedeyim sizlere, çünkü Dicle Nehri gerçekten bilinen bir nehir ve muazzam bir manzarası var. Şu anda bulunduğumuz nokta Dicle Nehri'nin Mardin ve Şırnak'ın birbirinden ayırdığı bir noktadayız. Şu an bulunduğum nokta Mardin il sınırı, ama farz edin ki 60-70 metre suyun öbür tarafına geçtiğimde bu demek ki Şırnak'a geçmiş oluyorum. Dicle Nehri'nin böyle bir özelliği var. Bu özelliği de sizlere bu şekilde paylaşmak istedim ve devam edeceğiz. Ulusu Barajı'ndan yine gerçekten bugün net bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Ulusu Barajı'nda merak edilen bir konu
su seviyesi geçtiğimiz sene yani bu zamanlara göre tekrardan aynı seviyeye çıkar mı çıkmaz mı? Çok merak edilen konuların başından gelen bir tanesi budur. Peki Ulusu Barajı'nda su seviyesi aynı seviyeye çıkar mı? Evet, aynı seviyeye çıkar. Şu anda neden inmiş ve şu an ne kadar su seviyesi inmiş durumda ve ne zaman eski seviyeye çıkacak onu paylaşacağım sizlere. Arkadaşlar, birinci derece Ulusu Barajı'nda su seviyesinin inme nedeni Hasankeyf. Daha önce de videolarımızda sizler için bahsetmiştik ama net bilgi paylaşmamıştık. Bugün net bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çünkü Hasankeyf'teki bazı tarihi eserler biliyorsunuz farklı noktalar taşınmıştı. Ve orada bir tarihi eser Küçük Saray. Eyyubilerin döneminden kalan yaklaşık 900 yıllık bir tarihe sahip olan Küçük Saray şu anda Hasankeyf'te su sızdırmış ve su almış durumda. Orayı kurtarmak için Hasankeyf'te bazı çalışmalar var ve Hasankeyf'teki o çalışmalar bitene kadar Ulusu Barajı'nda su seviyesi yükselmeyecek ve bu durumda kalacak. Peki o çalışmalar bittikten sonra yine ne olacak? Onu merak ediyoruz. Tabii ki o çalışmalar bittikten sonra Ulusu Barajı'nda zaten enerji üretimi devam ediyor. Yine eski seviyelere çıkacak. Bu da şunu gösteriyor ki önümüzdeki kış ayları Ulusu Barajı'nda su seviyesi yine 125 metreye çıkacak durumda. Şu anda merak ediyorsanız şu andaki Ulusu Barajı'nda su seviyesinin yüksekliği sadece 108-109 metre civarında. Yani %60 doluluk oranı, %40 boş olanı diyebilirim sizler için. Yine bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın şu anda bulunduğumuz nokta Ulusu Barajı'nın tav gövdesinin bulunduğu bir noktadayız. Yaklaşık 100 metre var aramızda. Yani Ulusu Barajı'nın gövdesiyle benim bulunduğum noktanın arasında sadece 100 metre var. Böyle gövdeye baktığımızda aslında şöyle bir fotoğraf çıkıyor karşımızda. Eski videolarımıza bakınca az çok fark edersiniz. Yine gövdenin üst kısmından sadece boşlukta 1 metre kalmıştı. Ama şu an baktığımızda yaklaşık 20 metreden fazla bir boşluk var. O da su ile gövdenin üst kısmı arasında. Bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor ki Ulusu Barajı'nda yaklaşık su seviyesi 15-16 metre düşmüş durumda. Bunu niye söyledim sizlere? Çünkü özellikle Batman bölgesindeki Zile Köprüsü civarındaki fotoğraflar karşımızdadır. Çünkü onları geçen seneden hatırlıyoruz. Oradaki seralar, ekin tarlaları su basmıştı ve oradaki insanlar baya bir mağdurluk yaşamıştı o dönemde. Onun için bunu söylemek istiyorum sizlere. Ulusu Barajı'nda su seviyesi aynı seviyeye çıkacağını söylemek istiyorum. Ama bu ne kadar zaman alır bilemiyoruz. Çünkü bu zamanda Hasankeyf'teki çalışmalara bağlı bir zaman olduğunu söylemek istiyorum. Evet, değerli abonelerimiz, değerli bizi izleyen dostlarımız, bugün de Ulusu Barajı'ndan bir programımızın sonuna daha geldik. Bir sonraki videomuzda ya da bir programımızda başka bir yerde, farklı bir noktada veya farklı bir köyde görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun diyorum. Unutmayın, Dargeç TV'ye abone olun ve ilk bilen siz olun diyorum. Şırnak il sınırından her şey gönlünüzce olsun diyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum.